Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İbrahim Altun. Şu anda size Adapazarı'ndan sesleniyorum. Bu kanaldaki kafamızdaki deli sorulardan bir tanesi teknoloji ile ilgili, fotoğrafçılık ile ilgili size marka bağımlısı olmadan elimizde kullandığımız çeşitli ekipmanlarla karşılaştırma sunabilmek ve herhangi bir oynama yapmadan, çünkü reklam gelirimiz, herhangi başka bir şeyimiz olmadığı için markaları rahatça karşılaştırmanızı istiyoruz. Yaptığımız çekimlerde, çekim tekniklerinde size bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışacağız. Bu yüzden kanalımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle arkadaşlar makineyi tripodumuza bağladık. Gerekli olan açılarımızı verdik. Çekeceğimiz kadrajımızı ayarladık. Makineyi M modunu alıyoruz. Yani manuel mod. Bütün ayarların hepsini manuel olarak yapacağız. Manuel netleme, manuel enstantane ayarı. Enstantaneye 30 saniye, 15 saniye, 10 saniye durumumuza göre istediğimiz şekilde oynayabiliriz. Ne kadar süre uzun olursa yaktığımız telin çıkarttığı kıvılcımlar o kadar fazla miktarda görülecektir. O yüzden odaklamayı manuel odaklamaya getireceğiz. Arkadaşlar şu anda Fuji makinenin ayarlarını yaptık. Manuel mod ve deneme çekimi yapalım. Deneme çekimi olarak 20 saniye çekimi yapacak. Asayı 200 yaptık. F8 yaptık. Diyaframımızı ve her şeyi manuel moda aldık. Deneme çekiminden sonra şimdi öbür makinalara geçiyoruz. Sen makine getirdin mi? Getirdim. Biraz fazla oldu. Bir görelim. Süreyi biraz daha kısabiliriz. Pardon. Evet. Gayet iyi. Süreyi biraz kısabiliriz ama bu vaziyette kalsa da olabilir. Gayet güzel. Reklam. Olur olur. Ondan sonra şimdi Bülent kardeşimin Canon 60D'li olan çekimini gördük. O da manuel ayarda yapıldı. Ve diyafram olarak F8 kullandık. Asa ayarı olarak ISO 100'de ve manuel çekimde 30 saniye bir kendisine bir süreç belirledi. Ondan sonra bu arada geçiyoruz. Başka makine olarak mesela burada bir Nikon D810'umuz var. 810'daki olayda Hüseyin kardeşim F20'yi ayarlamış. 15 saniye ayarlamış ve asa ayarı gene %. Engin kardeşim A6000 kullanıyor. Sony'nin. Crop bir sensörlü. Kendisi ayar olarak F100'ü seçmiş asa olarak. Diyafram ayarı olarak F8. Saniye ayarı olarak da 8 saniye ayarlamış. En sonunda bütün videoları, videonun sonunda bütün fotoğrafları karşılaştırma olarak göreceksiniz. Çünkü marka reklamı olmasın. Hangi makineden ne çıkmış tek tek karşılaştırabilirsiniz. Arkadaşlarla bir deneme çekimi daha yapacağız. Merhaba. Canlı yayın kameramanı benim bu arada. İşte, İbrahim abi de bir yandan kayıt YouTube için kayıt yapıyoruz. Bülent kardeşim bir yandan kendi kadrajını ayarlamakla meşgul. Ondan sonra fotoğraf makinalarımız hazır. Yunus Hüseyin kardeşim bir yandan dilediğini belirtiyor. Yunus teşekkür Polat. Ederiz. Yunus Polat'a da selamlar. Keşke o da burada olabilseydi. Evet. Onunla beraber çekim yapabilseydik. Benim buraya gelmemde önemli bir paya sahip. Yunus Polat, teşekkürler. Evet, hazır mısınız? Evet, tekrardan başlamakta. Hazırım. Başlıyor mu? Hadi. Ömer araba geçsin ondan sonra babacığım. Yok. Biraz kıs istersen. Dur ya İbrahim abi, canlı yayına katılalım ya. Evet, yak bir yandan. Benim filmimizi getirecektim ya. Evet, başlıyor. Abi seninkisi pürmüz pürmüz değil ki. Roket atar. Evet, bir yandan yanmaya başladı. İki kişi var. Bir Yunus, bir de ben varım ya. Evet.
Başladık. Ömer salla. Çok güçlü salla Ömer. Evet, tamam, çok güzel. Kafanın tepesinde. Evet, kafanın tepesinde. Çok güzel. Ne yaptın? Evet, arabada güzel bir ışık çıkartacak. Evet, arabada. Devam et. Ömerciğim yapma. Küçük bir aksaklık oldu ama gene en azından çıkan görüntülere bakalım. Hafif bir şeyler yakaladım ben. Evet, burada da güzel bir görüntü almış. Hemen buradaki görüntü bu şekilde. Nedense kozlayamıyorum ben bu ekranları. Ama şuradan geliver. Bu da şeyin. Bu makinenin markası neydi İbrahim abi? Fuji. Fuji mi? Evet. Fuji, Sony, Nikon, Canon. Hepsi var mübarek. Yok. Çevir çevir abi. Evet oluyor. Evet. Daha güçlü. Daha hızlı. Ay ya. Hemen hemen. Salla. Salla İbrahim abi, salla. Evet. Ne söylemek istersin? Sonucu bakmak istiyorum. Evet. Demek istediğin an canlı yayına katıldı. Evet, İbrahim abinin sal yapmak konusunda istediğini gerçekten. Ya vazgeç biraz daha geri gelseydin. Havuzu doldurdum ben sana. İyiyim, şimdi de çekti. Çok güzel oldu. Çok iyi. Sektirmeni çekildi. Evet. Herhalde. Evet, çeviriyor. Başla abi, çok iyi. İşte bu ya. Makinemiz nerede? Hoş geldin. Salla abi, hızlandır. Tedbiri elden bırakma. Yapıştır abi, çok iyi. Yalnız bize fırlar ha gelirse. Daha hızlı. Evet. İşte bu ya, evet. Maestro. Başının üstünde çevir abi. Şimdi döndür abi, çok iyi. Of, evet. İşte daha manyak. Delirt bizi abi. Çılgınlar gibi. Tamam abi, bizim 15 saniye bitti zaten. Bitti ya. Tamam. Güzel ama. Evet, heyecan. Evet, çeviriyorum arkadaşlar. Duble yansıma yapsın diye yapıyorum. Yapıyor abi, çok güzel. Çift çok iyi ya. Hani ya, böyle bir yansıma yok abi. Kolun yanıyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Sanat. Sanat için. Soyun abi. Evet, şimdi YouTube için tekrar videoya başladık. Kameraya bakarak. Evet, yakabilirsin Mustafa. Kameraya önünüz olsa bir müşteri. Nerede üstü abi? İlk kez canlı yayına çıkıyorsunuz değil mi? Tamam mı? Evet. Evet, salla. Almıyor şeyde. Islak mı ne kadar ya? Çok sönüm. Oy maşallah. Evet Mustafa, çok güzel oldu bu. Çok güzel Mustafa. Evet, bu işin güzelliği bu. Bu işin güzelliği bu. Tam hazırdı. Evet. Çıkan sonuç. Basayım abi. Evet. Bu aynıydı, daha güzel oldu. Uzun mu sürdü? Evet, ben buradan görüyorum. Gayet güzel, gayet hoş oldu. Tam ortadasın. Şimdi Engin'cim biraz net şey yapar mısın onu, ben bir yandan getiriyorum.
Evet, yakınlaşayım mı? Yok, ben görüyorum. Tamam. Şimdi bizim Sony'ye bakacağız. Durum bunu gösteriyor. Pardon. Fark etmedim. Bir yandan Bülent kardeşimin çektiği. Bir yandan Ahmet canlı yayında. Hüseyin çekiyor. Ve bu da Bülent Ünkanon'la çektiği. Evet, Mustafa kardeşim yine karşıda. Yine bir farklı bir şekilde çalışmak için bekliyor. Evet, sizinkisine baktık. İbrahim abi de YouTube. Bu da gayet bir değişik yapıyor. Bir görüntü olmuş. YouTube için değil mi İbrahim abi? Evet, YouTube için YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. İbrahim abinin YouTube kanalına da abone olmayı unutmayınız. Hadi, herkes hazır mı? Kanalınızın ismi nedir İbrahim Bey? Kafama takılanlar. Kafama takılanlar, evet. Bu vesileyle İbrahim abinin YouTube kanalına da duyurmuş olalım. Dur lan, dur. Evet, başladık. Bu da değişik bir şekilde Mustafa kardeşimin yorumuyla. Evet, gayet güzel. Ama yalnız arka taraf baya üf. Şimdi Semih, sonuca bir bakalım. İbrahim abi. Efendim? Evet, bu da gayet güzel oldu. Bir sonraki çekimde yürüyebilir mi Mustafa abi? Tabii. Mustafa'cığım, istersen bir sonraki çekimde biraz yürüyiver. Dairesel olarak. O da olabilir. Şimdi bir de yürür şekline bakacağız onu. Bir saniye Engin. Bir göreyim. Yok. Oo Engin. Harbi çok güzel görüntüler var. Bunları yalnız sizden alacağım. Karşılaştırmalı olarak atalım. Kafama takılanlar YouTube sayfasından paylaşılacak. Ondan sonra tek tek ham görüntülerini, işlenmemiş görüntülerini atalım ki en azından arkadaşların kafasında bir soru kalmasın. Çünkü full frame'imiz var, crop'umuz var, çeşitli marka makinalarımız var. Sony'miz, Nikon'umuz, Canon'umuz. Evet, son isterseniz çekimi yapıp ondan sonra birer çay içebiliriz, size çay ısmarlayabilirim. Evet Mustafa kardeşim, yürüye yürüye bir istersen yakabilirsin onu. Yalnız şu araba geçsin, ondan sonra başlayalım çekime. Ne dersin? Peki oradan bir kişi, böyle yanlamasına çevirse böyle. Şey, malzeme yok. Suyun içine atla. Gayme abi. Efendim? Bu canlı yayında. Tamam, bitmiştir. Paylaştım ben canlı yayında. Tamam. En son bir daha başlarsın. Suyun içine atla, yüzerek ve aynı zamanda çevirerek yüze doğru gel. Böyle değişik şeyler de olabiliyor. Mustafa kardeşim hazırlıyor kendisini. Hazır mısın? Evet, biz hazırız. Sen hazırsan. Bir yandan ben fotoğraf makineleri için başlıyoruz. Evet. Mustafa kardeşim yürüye yürüye gidiyor. Bu da değişik bir şekilde ileri geri olarak sarmal bir döngü oluşturacak. Evet. Gayet güzel. Düz ol. Hiç elleme öyle. Bende var, veririm ya. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Evet, şimdi hemen bakıyoruz. İşlem sonucuna. Ben biraz geç açtım. Geçmiş. En azından bu yürüyen 8 yuvarlak içinde gayet güzel oldu. Evet, bu da bir yuvarlak içinde bir görüntü. Engin kardeşim, şimdi seninkine bakalım. Tabii. Geldi. Evet. Evet, bu. Aslında böyle gelip böyle gitse. Gayet güzel oldu. Audi gibi. Tabii. Yani.
Parmağım gitti. Nasıl gitti? Hemen acile. Aynen. Çekim kazası. Abi zormuşmuş ya. Bak bizde de var aynısından. Niye söylemedin abi? Bir şey var mıydı? Benim oldu yandı bu yüzden ya. Biz yapboz grubuyla yaparken deri montu da yakmıştık. Yapma, benim o zaman tişört yandı desene. Yalnız tabii canım. Yandı o. Gerçek. Sen saç yok diye. Tabii canım, bizde saç yok, bizde sıkıntı yok. Hadi abi hatırlıyor musun? Hendek'te de pantolon giydi. Evet arkadaşlar. Çay mı? Çay olacak. Bu akşam için herkese çok çok teşekkür ederiz. Canlı yayınımız burada sona eriyor. Bir yandan da YouTube kanalını kapatalım artık. Hayırlı akşamlar. Thank you.